Realizm konusuna geldik. Romantizmden sonra realizm bildiğiniz üzere gerçekçilik teması en geniş anlamıyla eşyanın ve olayların oldukları gibi tasvir edilmesidir. Edebiyatta devrin ortak kaygılarını dile getiren, alalede insanların yaşamlarından kesitler veren bir akım olarak tanımlanır. Çağdaş sosyal realitenin objektif temsili olarak da açıklanan realizm, pozitivizmin sanat ve edebiyata Aksidir. Pozitivist felsefenin bir yansımasıdır. Akımın çağdaş sosyal realitenin objektif temsili şeklindeki tanımından hareket edersek, antik dönemde e, Aizoklos ve Europidesi, 16. yüzyılda Rebelaisi, hatta Orta Çağ'dan Rönesans'a geçiş sürecinde yaşayan ve 1348'de veba salgını süresince Floransa'da yaşanan tabloları Decameron adlı eserinde ortaya koyan Boccaccio'yu da realist olarak değerlendiremez miyiz? Bu bir soru. da bir realist olarak değerlendirebilir mi? Çünkü yaşanan günün koşullarını anlatmıştır. Her yazar bir bakıma kendi devrini, kendi bakış açısından içleyip iş, daha sonraki nesillere nesnel bir gözlemle anlatmış mıdır? Ancak bir akım olarak realizm romantizmin ayrıntılı tasvir ve ruhi tahlillerle gerçekçiliği hazırlamaya başladığı yıllarda başlar. Temellerini bu romantik e, dönem e, dönemde atmıştır. Bilimsel ve sosyal gelişmelerin sentezini yapan Auguste Comte pozitivizm adını verdiği düşünce sistemini kurar pozitivizmin esas karakteri bütün olayların değişmeyen doğa kanunlarına bağlı olduğunu savunmuş olmasıdır. Komta göre tanrısal düşünce, komta göre düşünce tanrısal metafizik pozitivist olmak üzere üç aşamaya geç, 3 aşamadadır. Aş, pozitivist aşamaya ise ancak 19. yüzyılda ulaşır. Bu üç aşamaya karşılık üç felsefi düşünce vardır. Tanrısal düşünce, olayların Allah'ın gücüyle meydana geldiğini savunur. Metafizik düşünce, doğaüstü varlıkların yerini soyut güçler, soyut kavramlar alır. Pozitifist düşünce, tanrısal ve metafizik, metafizik felsefelerin yaptığı gibi olayların sebebini araştırmak yerine onların nasıl olduğunu araştırır. Olaylar zincirine önem verir. Olayları bilimsel metotlarla açıklar pozitifist felsefe. Pozitifist aşamada insan aklı mutlak kavramları elde etmenin olanaksızlığını anlayarak evrenin sırlarını, olayların sebeplerini bilmeyi bir yana bırakıp muhakeme ve gözlemi bir arada kullanarak olayların var olan kanunlarını hiç değişmeyen birbirini izleme, sükeşin ve benzerlik, similatüt ilişkilerini bulmayı amaçlar. Gözlemle ve muhakeme ile pozitivizmin edebiyata yansıması şeklinde tanımlanan akım yani realizm nativizmin nativizm şu demek doğuştancılık demek yani her türlü ruh etkinliklerinin varlıkla birlikte varlaştıklarını vesaire dışarıdan e, ee, gisimdiğini ileri süren öğretilerin genel adıdır. Nas natisist kuram, kuram duygu ve düşüncelerin Adım adım oluştuklarını ileri süren genetik kurama karşı bunların doğuştan ve araçsız olarak meydana geldiklerini savunur. Bakın duygu ve düşüncelerin adım adım oluştuklarını ileri süren genetik kurama karşı bunların doğuştan ve araçsız olarak meydana geldiğini savunur. Yani her şeyin doğuştan olduğunu söyler bir nevi davranışçı kurama benzer. Ee, yerini neye bırakmıştır? Ampirizme. Empirizm. Bu ne demek? Bilginin tek kaynağının görgüsel deney olduğunu ileri süren öğreti buna bıraktığını söyler. Tecrübeyi ve gözlemi esas alan felsefi düşüncenin hakim olduğu devirde tek otorite gözler ve ellerdir. Romantizmin hayal ve duygu dünyasına geniş yer veren anlayışı yerini Auguste Comte'un kesin bilginin ancak deney yoluyla sağlandığı görüşüne bırakır. Yani romantizm yerini önce realizme değil deneysel pozitivizme bırakmıştır. Pozitivizme. 19. asıra kadar gelir. Ondan sonra bu da yerini realizme. Sosyal realizme bırakmıştır. 1850'li yıllar Fransa'da objektivist kuşağın devri olarak adlandırılır. Pozitivizmin edebiyattaki yansıması nesilde realizm, şiirde ise parnas akımı olarak isimlendirilir. Realizme bir giriş yaptık. Bir sonraki videoda arkadaşlar realist eserler ve özellikleri hakkında bilgi verip devam edeceğiz. Görüşürüz.